Serper Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Tadışımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi gördüğüm kadarıyla çok yine büyük bir, bizim için gerçekten çok büyük bir atılım yapmışsınız. Üniversitemizle birlikte. Öncelikle bu konuda size teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi bu yapmış olduğunuz proje hakkında bize biraz kısa bir bilgi verebilme durumunuz var mı? Tabii ki. Şimdi şuradan başlamak lazım. Dumlupınar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi gerek duruş itibariyle gerek de buradaki Engelli Öğrenci Birimi ailesi, Sayın Ali Osman Altınay Hocam başta olmak üzere, gerçekten yeniliklere çok açık ve bu anlamda proje geliştirmeye de çok açık bir yapı. Onun için teşekkür etmek lazım. Tabii ki her şeyden önce değerli rektör hocamıza, ilgili rektör yardımcımıza, hem Remiz hocamız, rektör hocamız, hem de Kaan hocamız, rektör yardımcımıza sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliyorum. Akabinde de projeye şöyle bir giriş yapacak olursak, projemiz engelli öğrenciler, bildiğiniz gibi her zaman engelli öğrenci birimlerine gelemeyebiliyorlar ya da gelmek de istemiyorlar çoğu zaman veya da bilgileri olmuyor. Haliyle projenin çıkışı öncelikli olarak Akdeniz Üniversitesi'nde, bu arada ben Akdeniz Üniversitesi Yardımcı Teknolojiler Birimi sorumlusuyum. Engelli Öğrenci Birimi, evet. Akdeniz Üniversitesi'nde zaten biz bu alanda çalışan bireyler olarak tanıştık Ali Osman Bey'le. Aynen öyle. Görme engelli teknolojileri üzerine çalışmalar yaparken bu projede doğduk. Bu projenin temel amacı öğrencilerin birimi tanıyabilmelerini, daha birime gelmeden dahi bu deneyimi yaşayabilmelerini sağlamak. Yazılım temel itibariyle kendi içerisinde bir ekran okuma teknolojisi var. Bilgisayarda kurulu olan, sesler üzerinden çalışan bir sistem. Aynı zamanda web üzerinden çalışan bir sistem. Bu sistem çeşitli soru cevap yöntemleriyle sizden aldığı yanıtlara göre bilgilendirme yapmakta. Örneğin eğitim imkanlarına yönelik bilgilendirmeler yapmakta. Engellere yönelik yasalara konusunda ilgili sayfaları yönlendirebilmekte. Eğer bu teknolojiyi mobilden çalıştırırsanız, işte tarif yazarak küçük harfle, örneğin kampüs içerisinde işte belli noktalara yönlendirme yapabilmekte, işte rektörlük binası olsun ya da fakülteler olsun, buralara yönlendirme yapabilmekte ki birazdan zaten ekranda yansıttığımda bazı özelliklerine göz atıyor olacağız. Ve haliyle de tabii uygulamamız her geçen gün gelişmeye de devam edecek. Tabii bu bizim, daha şu anda herhalde bu prototip bir çalışma. Şöyle, prototip diye bir başlangıç, beta gibi düşünebiliriz. Bu bir startup ve sürekli kendini yenileyecek bir yazılım olacak. Çünkü işte örneğin sosyal haklar konusunda bilgilendirme yapabilmesini istiyoruz. Yani sadece Dumlupınar Üniversitesi'nin kendi olanakları da değil, aynı zamanda genel konularda da cevap istendiği takdirde ya soru ve cevap teknolojisi bağlamında yine sosyal haklar, işte barınma hakları ve vatandaşları bilgilendirici bir sistem haline gelecek burada. Çok güzel. Hakikaten. Ve şu an itibariyle zannedersem üniversitede okuyan engellilerin, özellikle de görme engellilerin üniversitedeki şu anki mevcut sıkıntılarının da çözümünde anlattığınıza göre büyük bir katkı tabii sağlayacak bir proje. Örneğin nedir? Mesela şöyle, öğrencilerin, özellikle ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin harç iadeleri gibi konularda dilekçelere ihtiyacı olabilir ya da belli başlı konularda. Örneğin bu dilekçeler konusunda da yönlendirme yapacak. Yani ilgili dilekçenin örneklerini karşılarına çıkartabilecek bir sistem haline de gelecek aynı zamanda. Adeta bir şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bir bilim çalışanı nasıl yönlendiriyor ise sistem kişiyi o şekilde diyaloglarla yönlendirecek ve daha etkin bir şekilde insanlar buradan hizmet alabilecekler. Hatta ve hatta daha Dumlupınar Üniversitesi'ne yeni kazanmış öğrenciler dahi üniversitenin kampüsüne gelmeden bu teknolojiyi kullanarak, bu sistemi kullanarak bilgi edinme şansına erişebilecekler. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi interaktif olarak mobilden girdikleri takdirde de birimi doğrudan telefonla arama imkanı olacak, sistem doğrudan yönlendirme yapabilecek konumda şu an. Öyle çok söyleyeyim. Güzel. Peki ben başka bir soru daha soracağım. Tabii. Geçenlerde malum, geçenlerde dediğim 15 Ekim 2015 tarihi itibariyle Ali Osman hocamız yeni bir proje, daha doğrusu da, o zaman için yeni bir proje başlatmıştı. Üniversitelerde belki de ilk olabilecek bir projeydi bu. Projenin adı da şuydu. Engellerin özellikle, evet, engelsiz yönlendirme. Görme engellerini özellikle telefonlarındaki navigasyonları kullanabilerek üniversite
üniversite içerisindeki birimlere kolaylıkla ulaşabilirlerini sağlıyor projede. Şimdi bu başlatmış olduğunuz projenin bununla bir bağlantısı olacak mı, yoksa bundan bağımsız bir proje mi? Bu projenin hepsi engelsiz yönlendirme bilgilendirme sistemi olarak geçiyor. Biz böyle adlandırdık. Yani hem bilgilendirme hem yönlendirme. Bu aslında tek bir, o bahsetmiş olduğumuz yönlendirme projesi sadece bir ayağı olayım. Biz aynı zamanda engelsiz üniversiteler yardımcı teknolojileri uygulama platformunun sekreteryasını yürütür Ali Osman Bey. Biz temsilcilerimizi hem de teknik açıdan Ali Osman Bey bu konuda yardımcı oluyoruz. Yakında bununla ilgili web sitemizde hayata geçecek. Ve bu web sitemizde iki tane başlık olacak. Bir tanesi engelsiz üniversiteler yönlendirme haritası. İşte burada biz Doğu Pınar Üniversitesi, evvelinde Akdeniz Üniversitesi de bu işin içerisinde zaten. Kastamonu Üniversitesi yine bu işin içerisinde. Başkent Üniversitesi yine yaptık. Genelde bu kontakları Ali Osman hocamız sağlar. Biz ekip olarak hep birlikte girer. Bunun kabine de sistemi kurarız. Ben olarak zaten denediğinizi düşünüyorum ben burada. Tabii bu da gelişecek ki mesela bu yazılımda örneğin Google harita teknolojisini kullanarak sadece ilgili binanın baş harflerini girerek nedir mesela? İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İBF yazdığınız zaman ve sisteme tamam çıkan diyorları tamam dediğinizde size İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi'nin Google linkini, haritalar linkini açıp yine oradan yönlendirme yapabiliyor. Yani bu daha farklı bir versiyonu, daha gelişmiş bir versiyonu. Sadece tek bir navigasyon değil, aynı zamanda bilgilendirici bir ayağı da olan sistem. Çünkü buradaki en temel dediğimiz gibi amaç hem vatandaşlarımızın hem üniversite öğrencilerimizin görme ve işitme. Çünkü ekranda da aynı zamanda sesi duyamayan işitme engelli arkadaşlarımız için de ekranda sadece yazı da görülmekte. Bu anlamda da onlara da hitap eden bir sistem. Yani herkes için herkese yönelik biz diyoruz. Evrensel tasarım. Evrensel tasarım teknolojilerinin bir örneği bu. Bu projeyle herhalde körlüğü iyice, yani görme engelliliği teknolojik manada iyice bitirebilecek. Hatta üniversiteler bazında daha da bitirebilecek bir proje bu. Aynı zamanda bu çalışanların da daha efektif bir şekilde bilinmiş olarak öğrencileri yönlendirebilmelerini sağlayacak. Yani zaten öğrenci bunu kullandığı zaman ya da yakını da olabilir bunu kullanacak sistemi bir birey de olabilir. Daha birime gelir gelmez bazı şeyleri hakim olarak gelecek haliyle ve bilim çalışanlarını da daha net ve akıcı şekilde yönlendirebilecekler. Bu konuda çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Çok güzel bir çalışma. Peki bütün Türkiye'deki bütün üniversitelerde ne zaman yayınlandırılma düşünülüyor? Akdeniz Üniversitesi'nde başladı. Dumlupınar Üniversitesi'nde yine sağ olsunlar bir hafta boyunca ben de çok keyifli bir çalışma ortamı buldum. Buradaki tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür edelim. Ali Osman Altınay hocamız işin sekreteryasını yürütüğü için diğer üniversitelerle kontak kurup bir köprü niyetinde olacak açıkçası. Ve biz de ben de gidip o sistemi hep birlikte ekip olarak kurma şansına erişeceğiz. Buradaki amaç zaten bu herhangi bir kazancı olan bir şey değil, altını çizmek lazım. Sosyal girişimcilik projesi de diyebiliriz. Sosyal anlamda daha aktif katılımı sağlamak, daha bilgilendirici olabilmeyi sağlamak adına Ali Osman Hoca da yönlendirecek ve biz de bu sistemi kuracağız. Çok iyi. Üniversitede de yapmayı hedefliyoruz tabii inşallah. Yani daha şu an itibariyle tam olarak hazır mıyız yoksa daha ufak çalışmalar mı? Tabii daha çünkü sonuçta insanı düşündüğünüzde insan öğrenebilen bir yapı. Bu yazılım da haliyle eklemeler yapıldıkça öğrenecek sürekli, gelişmeleri takip edecek. Tabii o kodlayı genelde ben yaptığım için yazılıma sürekli bir şeyler ekleyeceğiz. Yani bu yazılım bir bitiş noktası yok. Bu yazılım sürekli kendini geliştirecek. Yani bu yazılım aynı zamanda geliştirilebilir bir yapay zeka örneği diyebiliriz. Tabii çok temel anlamda bir yapay zeka çünkü karar mekanizması var ve o karar mekanizmasına göre kendini soru cevap sisteminde yeniliyor. iOS, Android, Mac ve Windows. Hatta Mac bilgisayarlarda daha yüksek kaliteli seslerle çalışıyor. Windows bilgisayarlarda ise yine yazılımsal ses teknolojileri, yazılımları var. Bunlar kuruluysa, işte örneğin Sinan Gebe, Levent gibi
sesler var. Bunlar ise bunlarla da çok güzel bir şekilde çalışabiliyor. Android ve iOS'ta da çok güzel bir şekilde çalışabiliyor. Bu arada bir düzeltmeyi de yapayım şöyle. Daha doğrusu bir yanlış anlaşılmayı gidereyim. Bununla alakalı birkaç tane yanlış anlaşılma oldu. Demin Sarper'in saymış olduğu sesler bir JAWS programı. Şimdi JAWS insan değil, bir JAWS programıdır. Verilmişti bu programlara. Bunlar gerçekte aslında var yani. Bu arada. Bunlar gerçekte var. Bunların üzerinden ses yazılımları evet. geliştiriliyor. Bunların hepsine de yurt dışında Assistive Technologies for the Blind dediğimiz yardımcı teknolojiler, engelliler için yardımcı teknolojiler olarak geçer. Evet. Ve bahsedilen Türkçe konuşma yazılımlarıdır. Türkiye'de üretilir. Sestek firması tarafından geliştirilir. Görme engellilerin hayatına kazandırılan yazılımlardır bunlar. Evet. Çok güzel. Lofsun Hoca'dan da bunu da görüşlerini almak isterim ama şöyle biraz bize bu uygulamayla alakalı bir ufak bir gösterimi yapalım. Tabii ki hemen hazır yapacağım. Ekranlar. Ayosan. Kamistan. Şu aşamaya kadar bahsetmek lazım. Şu yazılım engelli öğrenci bilimi web sayfasında yani evo.dev.t web sayfasında miktar altında hatta var üstünde de yıllar bölümünde var. Miktar altında yer alıyor. Yazılımımızın ismi engelli öğrenci bilgilendirme hastalığı. Şimdi yazılıma geçiyoruz. Şimdi yazılımda ilk kan diyalog var. Diyalog ne ifade ediyor? Speak isminde açık kaynak kodlu bir konuşma yazılımı var. Bu konuşma yazılımını yoksa bilgisayarınızda kurayım mı? Ama diyelim ki bilgisayarınızda daha yüksek kalite bir ses var yazılım olarak. Bunu geçebilirsiniz. Ben de kurulu olduğu için bu tamam ve vazgeç diyalogunda ben vazgeçtik diyeceğim. Yani kendi bilgisayarlarda tamam ve iptal şeklinde. Evet. Ben İngilizce kullanıyorum. Evet. Bakmayın onun için. Yok yok. Sıkıntı değil. Böyle dil pratiğimizi de geliştirmiş olduk. Daha doğrusu yeni bir şekilde İngilizceyi öğrenmiş. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın burada size sistem örneğin öğleden sonraysa öğle arasındaysa sizi tünaydın diye karşılıyor. Evet. Sabahsa günaydın, akşamsa iyi akşamlar, geceyse iyi geceler şeklinde saati takip ederek ona göre sizi bir güzel bir karşılamayla şey yapıyor, çalışıyor. Ve OK düğmesine tıklıyoruz. Hep Enter'la. Peki ne aracılığını söylemek lazım? Web sitesinde bu bilgiler verilemez mi? Evet verilebilirdi. Ancak burada esas olan şey web sitesindeki karmaşık insanların bilgiye ulaşımını karmaşık durumdan daha net bir duruma getirmek amacıyla bu sistem geliştirildi. Haliyle aynı zamanda bedensel engelliler olarak mesela tek elini kullananlar için sadece Enter veya yön tuşlarıyla bulabilecek şekilde de yaptık biz. Onun için şimdi OK'ye tıklayıp devam ediyorum. Burada bakın bir diyalog çıktı. Bu diyaloğu dinleteceğim size. Şimdi buradaki ifadeler, eğitim olanakları için küçük harfli eğitim yazıp enter yapabiliriz. Ve bize eğitim olarak ne gibi imkanlar var bunu anlatabilir sistem. Bilişim olarak mesela bilişimde bu birimde neler var? İşte tarayıcılar var, bilgisayarlar var bunu ifade edebilir. Hiç daha bu birimi gelip tanımayan biri için. Veya yasalar konusunda yasalara yönlendirebilir. Örneğin bundan bir tanesine giriş yapalım. İşte bilişim olarak daha bir şey olduğu için bilişim yazacağım küçük harfle. Bilişim. Enter yapalım. Bakalım ne diyecek. Örneğin böyle bir bilgi ver bize. Görme engelli. Tabii ki bu tarz bilgilendirmeler daha da artacak. Mesela bu hizmetten nasıl faydalanabilir fonksiyonunu da ekleyeceğiz. Ne yapılması gerekiyor, tarama süreçlerinde ne gibi istifade edebilirsiniz gibi. Adeta dediğimiz gibi siz bir bilim sorumlusunu karşınıza aldığınızda aklına gelebilecek bütün sorular burada yer alacak. Öyle söyleyeyim size.
o diyelim ve başa dönecek sistemimiz. Evet, şimdi tekrardan sistem karşılığı ve burada bu sefer farklı bir kategoriden bilgi almak isteyebiliriz. Mesela benim en çok üzerinde durduğum navigasyon sistemi mobilde çalıştırdığımda örneğin az önce birazdan yazacağım fonksiyonda Google haritalar teknolojisi vardır Android'de ve iOS'te. Direkt Google haritalar teknolojisinde ilgili sayfaya yönlendirme yapacaktır. Mesela tarif yazalım. Bunun da şeyi tarif. Tarif yazıp enterladığımızda navigasyon hizmetini bulmak özini yönlendiriyor. Leşkesi konusunda yönlendirmeye daha yardımcı olabilirim. Nereye gitmek istersiniz? İşte size yardımcı olabilirim. Nereye gitmek istersiniz diyor. Çok hemen güzel. Diyelim. Mesela İBF diyelim. Evet, şu an buraya kadar saydınız. Evet, şu an iş binası. Evet. Şu an ekranda Google haritalar açıyor. Bir tane bunu açsaydı, burada da mobil telefonu haritada. Ve bilgisayarda da haritalarda da az gören kullanıcıların ulaşabileceği gibi detaylarına da buradan ulaşılabilir. Dediğimiz gibi sistemin yok özelliği var. Dediğimiz gibi girdiğinizde deneyimleyeceğiniz yasalara dediğimizde yasalara 5378'e ya da mimari alanda düzenlemenin içerdiği yasalara gidecek. Hatta ilerleyen dönemde bir binanın bir kampüsün nasıl erişilebilir olması gerektiğine dair de size bilgilendirici ve yönlendirici hap bilgiler sunacak. Evet. Böyle eklemeleri de olacak. Çok sistemimiz bu şekilde. Çok mükemmel bir hoca hakikaten. Yani bir nevi sanal alemde özellikle üniversite kursunda yani bilgisayarlar diyalog kuracak. Kesinlikle. İnsanla bilgisayar arasında diyalog kuruyor. Kesinlikle. Yani tamamıyla insanla bilgisayar arasındaki bağ olacak. Evet. Ve bir asistan görevi görecek. Verdiğiniz cevaplara göre karar mekanizması olan bir sistem. Dediğimiz gibi tarafımızdan geliştirilmiştir. Ve geliştirirken de ekran okuyucu sistemini kullanarak geliştirdik. Haliyle ben görme engelli olarak bu projeyi geliştirmekten çok çok mutluyum. Google'da gibi umarım dediğim middle diye şey çıkmaz karşımıza. Yani Türkçesi durumu da isteriz diye. Bunlar hep böyle başlıyor zaten sistemler. Evet. Bu tarz projeler hep böyle başlar. Belki de öyle dediği zaman sizi çok ciddi anlamda yönlendirebilecek önerilerde karşınıza çıkabilecek sistemler geliştirebileceğimiz bir evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben